Eskisini getir, yenilenmiş telefonunu götür. Türkiye'nin en büyük yenilenmiş elektronik ürün marketi EasyCep ile %15 takas ek desteğinden yararlanarak telefonunu kolayca yenile. Üstelik 12 taksit ve 12 ay garanti seçenekleri seninle. Hemen eski telefonunu getir ve yenilenmiş telefonunu avantajlarla götür. EasyCep, EasyCep, yenilenmenin yeni, yeni kolayı. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak sunar. Şimdi sınırlı bir oyun kalitesi var ama Mert Hakan da bu maçta özellikle destek oyuncu rolünü iyi oynadı. Böyle kullanılmaya da devam edilmesi lazım bence. Destek oyuncu rolü nedir? Mesela ısı haritasına baktığında Tadic'in arkasında hep Mert Hakan var orta sahada hep İsmail'in açığını kapatmaya çalışan, Şimask'ın açığını kapatmaya top çalışan, top kayıplarının ortaya çıkan oyuncu evet, diyelim biz buna. Onu çok iyi yaptı. Ee, bu rolü çok oynaması lazım. Bir yandan da işte duyguyu da taşıyor ki bence futbolda futbolcu üzerinden okunabilecek ilk şey artık duygu. Yani bu duygu normal hayattaki duygu değil. Bu duygu hani oyuncunun duygusal yapısı. Ya siz ne kadar bu bu sabah kadar taşıyabilir. Dünyanın en iyi taktiği, dünyanın en iyi oyun planı, dünyanın en iyi antrenmanı. Ya oyuncu hissetmiyorsa sizin anlattıklarınız ya da oyunu, oynama isteğini hissetmiyorsa hiçbir şey yapamazsınız. Ya bunun da tabii doğ doğru yönlendirmesi, doğru kanalize edilmesi, doğru yapı içerisinde bunlar hepsi var. Ama bu duygu işini biz çok dışarıda bırakmaya başladık son yıllarda. Belki bunda bizim yaptığımız yorumculuk tarzının da etkisi olabilir çok mekanik yapmış olabiliriz bu iş, Hani işte veriler, datalar, oyun analizi, taktik, o çıksın bu girsin, oradan koştu bu, hapishane'den koştu, katbek yaptı, falan. belki bizi de bu zemin hazırlamış olabiliriz ama oyunda oyuncunun duygusu yani kısıtlı yetenek ama şu duygu kontrol edilmiş duygu gerçekten çok önemli. Evet yani... Mert Hakan'ın bu şekilde kullanılması Fenerbahçe'ye ciddi katkı sağlar ama her zaman da bir şey vardır Mert Hakan'da. Risk vardır. Duygunun yanlış yöre e, yönlendirilmesi riski vardır. Kendisini yönlendirme riski 38. vardır. 38. dakikada 10 kişi kalabilirsiniz. Evet. O yüzden tercih buysa bu şekilde kontrol edilmesi lazım. Bak. Tekrar söylüyorum. Ertan Kayan'da saygı duyuyorum. Büyük ihtimalle aynı ortamda bulunsam arkadaş olurum. Bunu gözlemleyebiliyorum. Onunla ilgili kime ne sorsam hep pozitif şeyler duyuyorum. Ama ben olsam kadromda böyle bir oyuncu tercih etmem. Ama tercih ediyorsa İsmail Kartal ve Fenerbahçe bunu bu şekilde kanalize etmeye devam etmesi Aa. lazım. Şimdi yani o duygu mekaniklikten çıkma kısmına gelirsek benim senin o konuda tetiklediğimizi düşünmüyorum ben. Daha farklı yani bir öz eleştiri yapayım dedim yok, yani. Yok öz ama biz genellikle hep şu örneklemeleri veriyoruz. Yani atıyorum mevzunun %70'inin iletişim olduğunu. İletişim ne demektir? Bir oyuncunun duygusuna da hitap etmektir. Aynı zamanda onu kontrol edebilmek, beraber bir takım halinde bütünleşmeyi, yani bir takımı birebir iletişimle sağlayabiliyorsun. Takım olgusunu sağlayabiliyorsun. Yani o noktada biz değiliz o. <laughs> yani onu söyleyeyim sana. Yani o o biz değiliz. Önce eleştirimi yapayım da o, üstümde kalmasın. O, o biz değiliz. Da. Genel olarak böyle söyleyebiliriz ama çünkü e, matematik evet önemlidir. Çok çok önemlidir. E, ama Futbol oyunu bence matematikten faydalanan bir oyundur hala. Bir bilim değildir yani. İşi bilim kısmına sokanlar için bu çok doğru bir şey. Çok mekanikleştirdiler. Tamamen bir bilim olarak ama. Yani şimdi şeye bakıyorum ben. Michael Cox'u okudum geçenlerde. Bence doğru bir tespiti vardı. Mesela bizim Alper Öcal için doğru bir tespit değil. Veyahut da çok anlamlandırılmış bir yazı değildi misal. Diyor ki artık günümüzde diyor merkezi daha farklı kılabilmek için Dikkat edin. Santroforlar artık 8.5 9 numaraya yani 8.5 buçuk 10 olmaya başladılar diyor. Ki gerçekten işte Pep Guardiola'nın Alvarez'i kullanması gibi tercih ettiği yani maçlarda yani bunu, bunu bu durum tespitimi yapıyor. Bunu bunun doğru olduğunu mu savunuyor? My i̇şte Tom. yani onu ben de anlayamadım yazıda. Bana bana o duyguyu geçiremedi mesela. Durum tespiti mi? Bunun yani, doğru olduğu yani, mu? Durum tespiti ise evet böyle bir şey var. Bence durum tespiti bunun... yapıyor olması gerektiğine, bunun olumlu bir şey olduğunu savunuyorsa hayatta Aa, katılmam. Ya, durum tespiti. İşte atıyorum Kay Havers'ın tekrar daha farklı bir şekilde değerlendirilmesi gibi gibi e, noktaları var. Yani oyuna birazcık da böyle yaklaşınca tamam diyorsun. yani. En azından sana fikri tartıştırıyor ya. Mesele bu tartışmak ama e, işi oyunu bilim haline çevirirsen böyle veri üzerinden tamamen e, sorgulamaya çalışırsan da o zaman kesin kanıtmış gibi konuşuyorsun. Durum tespitinden çıkıyor mevzu. O zaman sana bunun doğru olduğunu anlatmaya çalışıyor. Matematik işte o noktada bence futbolda oyunun içine girdiği zaman yanılma payı çok büyük. Misal yani bir oyuncu var. E, misal 9 puan almış ama oyunun bütün akışını bozmuş sezon boyunca. Ne diyeceksin şimdi buna? Yani faydalı oyuncu mu diyeceksin? Yoksa evet zaten özel kalitesiyle maç mı aldı diyeceksin. E, 9 puan aldı mı diyeceksin. Öyle bakmak lazım yani. E, Mert Hakan konusunda da yani en azından bu oyunda şeyi rahatlattı. E, boş koşularla rakip savunmayı manipüle ediyor. Topsuz hareketlenmesi çok iyi Mert Hakan'ın. Yani bu sızmaları çok iyi yapabileceğini defalarca gösterdi. Hatta bu maçta e, bir de şey maçında da, Ankara Gücü maçında da yok, e, bir önceki lig maçında da kızdı bir kere. O kadar çok boş koşu atıyor ki. Yani rahatsız olursun. Ben ben savunucu olsam yani topa odaklandığım yerde boş koşu atan bir adamın topa geçebilme ihtimali de beni çok rahatsız eder ve sürekli isim üstünde tutar savunma oyuncusunu. Umarız şey yapar. Bu kendisi duygusal zekayı yönetebilir maç içerisinde. Kopmayı yaşamadığı müddetçe tamam. Ama kopma yaşama ihtimali var mı? Her zaman yani var. Yani senaryo Fenerbahçe için negatife döndüğünde Nidan'da, işte kupa maçında gördük. Evet. Onun da kontrolünü yitirdiğini görüyoruz. Onu Ama yitirmemesi bu, bu tarz işlerde yani yani şey lazım yani Necip var yani bu futbolda. Hı hı. Mert Hakan Yandaş futbolda var. Kerem Aktürkoğlu futbolda var. var. Yani böyle oyuncular e, keşke daha genç yaşta yönlendirebilecek bir futbol şeyimiz olsa, kültürümüz olsa o zaman çok daha farklı faydalanırız. Çok daha farklı kariyerler inşa edebiliriz. Evet. Yani enteresan çünkü hakikaten daha yeni futbolu bırakmış oyunculardan da bu karakter şeyini görebiliyorsun. Abi Bodrum maçını açayım dedim, Eyüp maçını. Eee Kaçıncı dakikada? 58. dakikada falan ilk yarı bitti. Ne oldu ya dedim ben burada evet. tamam mı? Oo bir sürü film kopmuş. Birçok şey, mi? olay ben varmış yani. maçı hakem kontrolü yitirdi. Yitirmiş. Yani Bodrum Spor Hocası'nı İsmet Hoca'yı bir anda attı. Hı -hı. Döndü işte. Ar Arda Turan atılmış. Bir başka bir mevzu. O, ondan an, önce şey oldu. E Uğur'un gözüne bir cisim isabet etmiş. Yabancı madde atıldı. Bir şey yırtılmış İsmet Taşdemir yani. atılınca Bodrum tribünleri hareketlendi. Bir şeyler attılar. Birisi Arda'nın ayağına geldi Arda Turan Hoca'nın. Birisi Uğur'un Uğur, Uğur Demir gözüne, gözüne, gelmiş. gözüne geldi. O oraya sinirlendi. Arda Turan sinirlendi. İkinci işte Caner atıldı. Hı -hı. Aslında Caner'in daha önce atılması lazımdı. <laughs> Kenan'a tokat attı falan. Orada atılmadı. Sonra kontrolsüz hareketten atıldı. Sonra Arda Turan'ın atılması da bir anda o cırt çıkardı. Yani Bilmediğimiz bir diyalog. Şey, Ama iki hoca da kırmızı kart şey. hak edecek bir şey söylemediklerini He. söylüyor. Hatta Bodrum Spor tarafı şey dedi. İsmet Hoca hakeme ismiyle hitap etti, döndü kırmızı kart gösterdi. Öyle bir şey iddia ediyorlar yani. Ya o çok kontrol yitirildi Yitirilmiş orada. Yitirilmiş bak. Sonra Burak Yılmaz atıldığı şeyler izledim. Burak Yılmaz kontrolü yitirdi. Burada diye. söylemek istediğim bir şey. Yani bu karakterler de var bunlar. Bunların üstünden evet. gidiyoruz dedin ya. Bunlar futbolcuyken de her an bu işleri yapabilecek oyuncu gruplarıydı özellikle son senelerinde. Ee, söylemek istediğim oydu. O futbol kültürünü daha iyi inşa edebilsek. ya Daha doğrusu bir futbol kültürü inşa, inşa edebilsek daha doğrusu. Onu şey yaparız yani. E, çok problem var aşağılarda. Ayrı ayrı uzun uzun konuşmak lazım. Evet. Onlar takay anlaşma faydalı olabilecek. Union maçında gerçek Fenerbahçe'yi görmemiz gerekiyor. Yani Union'un ben bir 5-6 tane maçını izledim eşleştikten sonra. Belirli dikkat edilmesi gereken noktaları var o takımın. Yani aşılmayacak bir takım mı? Yok değil. Öyle gözünüzde çok büyük şey anlamda söylüyorum. Eyvah Union saint noktasında değiliz ama bu adamlar da Net belirli işleri çok iyi yapabilen adamlar. Göreceğiz perşembe akşam hazırlığını Fenerbahçe'de evet, yani. Ee, onu e, söyleyelim. Tadiç. Tadiç tad bende de. Tamam bende de, de Tadiç. Diğer maçta Kerem Demirbay Mertens olarak ayrılmıştık evet. e, o noktada. Tadiç vurdu. Ya bu maçta çok zaten böyle hani kare alsa bilecek e, evet, bir performans. Tadiç tad yani. tad abi Tadiç yani. Onun tad dışında çok yoktu. Ben üçüncü adamım. E, Phil Foden sağ olsun Pep hocama <laughs> galibiyeti getirdi. <laughs> City Derbisi Manchester derbisinde. Manchester City Manchester United başında. Adamın artık ikonik bir golü ve ikonik bir gol sevinci oluştu yani. Ta şeye girecek artık. O bütün oyunlara girer herhalde. Oh, yani e, kadar... golüne yazık oldu. Ama hakikaten yani ne güzel gol attı adam öyle ya. Tam oturdu abi. Yani. yani inanılmaz yani. inanılmaz güzel goldü ama bir Phil Foden gerçeği vardı. Benim üçüncü adamım Phil Foden. Ee, ben üçüncü sıraya Jonjo Joe alıyorum. Chagures Waller. nefis tam böyle bilgisayarda bizim EASD ile oynadığımız dönemdeki frikik golünü adam evet. yani. Çok iyi duran top kullanıyor, çok iyi uzun pas yapıyor. Müthiş bir orta saha performans sergiliyor. Bence mesela Beşiktaş falan arıyordur ya da Galatasaray. Şöyle da, bir adam olsa diyor dürümler. şu Jonjo Shelvey olsun, ikisi de Beşiktaş'ta direkt oynar. Eksiklikten dolayı Galatasaray'ın yedek kulübesine de çek şey, şu anki hali evet. düşününce e, çok bence zaten isteyecekler yani Jonjo Shelvey. E, İngiltere'den bile tekrar isteyebilirler, e, sözleşme sunabilirler. Onu çok beğendim. John Josh alıyorum. Bir de ben e, Atalanta-Bologna maçını izledim. Da Çok güzel bir maçtı. O Bologna geriden geldi, kazandı ve o maçta da çok iyi oynadı. Genel olarak da çok iyi oynayan bir Lewis Ferguson var Bologna'da. Bu enteresan işte, Mod'da, zaten, He, mod'da e, zaten çok başarılı bir hocalık yapıyor. Bologna'da Lewis Ferguson'ı alıyorum. Phil Foden'la aynı fikirdeyim seninle. Ben bir de Lewis Ferguson'ı alıyorum yani. E, ne oldu? Mertens, Tadic, Jonjo Shelvey, bir... Lewis Ferguson. Enteresan bir dörtlü oldu. Güzel dörtlü oldu <laughs> <var mı> seninki. Halı <laughs> sahaya bu dörtlü. Beşe beş oynanır bir kaleciyle. <laughs> yani ben bir de e, şey koyuyorum artık. E, koyuyorum. Buradan şampiyonluğu vermez hocam evet, beni benim muhtemelen. Çok zor, artık. çok zor. Ama mesele şu yani bir şekilde bayan şampiyon olamadı bu sene. Yani o, o öyle veyahut da böyle Thomas Tuchel'di, transferdi, oydu buydu bunun üstünden gidebiliriz ama e, Chaba yani ben sene sonundaki durağını merak ediyorum. Yani Leverkusen'da Şampiyonlar Ligi'nde devam mı diyecek? Jurgen Klopp'un yerine Liverpool'u mu seçecek? Yoksa iddia edildiği üzere bir birdenbire Bayern Münih'in başına mı geçecek? <laughs> Ne diyorsun yani şöyle bir şu anki kadro yapılarından, şu anki oyun kültürlerinden bakalım. Çaba Alonso Liverpool eşleşir mi? Çaba Alonso'nun oynattığı oyun Liverpool oyunu, değil. değil. İşte bir o Manchester City, oyunu daha çok. Oyunu. Ama yeni bir kadro kurabilir orada. Daha şu kadro yeni zaten Liverpool'da. Bir sürü çocuk da var şimdi gelen. Sen veri raporunda işleyeceksin Liverpool'la alakalı. şey zaten yani kadroyu kullanabilir. Hani Soboslay, McAllister. Tabii. Yani şu anda Leverkusen'de Xavi Alonso'nun en iyi yaptığı şey Grimaldo ve Frimpong'dan aldığı performans. E burada Doğru. Trent Alexander Robertson ki transfer de yapabilir. Bu arada bir tane genç bir bek var. şeyde oynayan. Ha her şey babası e, eski futbolcu Newcastle'lı olan mı? Bir tanesi bek onlardan biri. Liverpool'un genç bekini mi diyorsun evet, sen? Evet. Şey, i̇şte babası öldü İrlandalı İrlandalı, <laughs> İrlandalı oyuncu. <laughs> o, o da fena değil. Yani değiştirebilir. Conor Bradley miydi? Bradley miydi? Olabilir. O, galiba oydu ha. Değiştirebilir. Ama Bayern Münih'e git giderse manasız olur yani. Zaten Leverkusen'le Bayern <laughs> Münih'e geçip bunu kazandıktan sonra bence onun kafa biraz yani şöyle de bir şey olabilir. Ben Xavi Alonso'nun aslında Real Madrid'i çalıştırmak istediğini okuyorum. Hı hı. İspanyol gazetecilerden özellikle. Ama Ancelotti bırakır mı? Anchal 2026'ya kadar evet, yaptılar. Zaten Braga Brezilya Milli Takımı e, vardı bu arada. Er, er. Doğal olarak en şey adres Liverpool gibi duruyor. Ama Liverpool'da bu arada bu hafta sonu e, Portekiz'e scout yolladı Amorim'i analiz etmek için. Sporting Evet, evet, Sporting tek, gibi tek, evet. Onlar Amorim'e de çok yükseliyor. Manchester United'da e, yeni sportif direktör Dan Ashford'da Graham Potter'la görüşmüş. Onlar ayrıca De, de istiyorlar. Ha. <laughs> yani bu yaz teknik direktör Çok büyük bir teknik direktör şey olacak. Sirkülasyon olacak çok yani. Çok karışacak belli. yani ortalık. Ama bence Liverpool evet. değiştirmek üzere Liverpool, evet. Xabi Alonso'ya Tabii gibi şunu verin. da söyleyelim. Yani eee Xabi Alonso Leverkusen'a geldiğinde zaten yıllardır yıllardır demeyelim de İsviçre'li, Alman dediğim benim. Şimdi başka bir takımı çalışan Gerard Gerardos Solar öyle bir şey. O, o, Gerardo, Gerardo Zaten bir üşü savunma takımını kurgulamıştı orada. Tabii, tabii geldi onu hiç bozmadı. Dedi ki ben bunun üzerinden devam edeceğim. Oyuncuyu bunu da kurgun. Defansı geliştirdi sadece. Küme evet. Sa düşme hakkında aynı takım. Aldı savunmaya yaptı. Tak 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 şimdi buraya kadar geldi. O yüzden hani Liverpool'a gittiğinde kendisini değiştirebilir. Oyunu adapte edebilir. Öyle ifade edelim. E, şu anki oyun yani. değil. Evet şu anki oyun değil ama. Yani Leverkusen oynadığı oyunla Liverpool'un oynadığı oyun arasında ciddi fark var. Yazıda şey de vardı bu arada. Aklıma şimdi geldi. Gakbo'nun da tekrar bir iç forvet kenar forvetten orta sağlaşması gibi bir durum da vardı Cox'un yanısında. O fikir tartışmaya değer güzel bir fikir. Ben yazan her şeyi Şablon çabalayalım. 9 kullanıyor abi. Köln evet, maçında. Bonaface, yani. Boniface, <laughs> Boniface yani. yoksa Patrick Schick kullanıyor yani. Tabii, net kullanıyor soğun. bu arada yani. Ve geçen sezon defansı geliştirmek istediği için Wirtz'i Wirtz'i kullanıyordu evet. en uçta. Ama o zaman 5'li savunma oynuyordu. Şimdi 3'lü olduğu için klasik 9 oynuyor. Çok, çok Solda girim aldı, sağda Frimpong. Ki Frimpong Frimpong'u da getirebilir bu arada. Çünkü Frimpong Manchester City altyapısından çıkma Döner İngiltere'ye yani. Allah döner yani. <laughs> Neyse. Enteresan bir <laughs> şey. Enteresan, enteresan. Konuşuruz. Konuşuruz onu. O zaman bizden Uşak, bu kadar bu hafta. Baya şey konu dağıldı ama. Fenerbahçe kısmını Mert Erkan Yandaş'ı da tamamlayıp evet. ondan sonra ayrı bir bölüm i̇şte, gibi izleyebilirsiniz. Evet, doğru. Çekirdekçi sayfadan bu haftalık bu kadar. Hem voleyde hem voley plasta içeriklerimizi izlemeyi beğenmeyi unutmayın efendim. Sürekli yeni içerikler var. Bir de spor uygulamamız var ki anlık sesli yorumlarla da oradayız. Hani maçı izlerken aynı zamanda dinleyebilme e, özelliği var. E, onu ifade edelim. Boyu yorumcular olarak Kore'ye anlık sesli yorumlar, kadrolar belli olunca kadroları dair, oyuna dair de yorumlarımızı paylaşıyoruz. Görüşmek üzere hoşça kalın. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Carvac sundu.